Evet, Türk milletinin kalbi Tekirdağ'da atmaya başladı bugün. 2023'ün ikinci mitingi Amasya'daydı ilki, şimdi ikincisi Tekirdağ'da yapılıyor. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli buradan Türkiye gündemine damga vuran mesajlar verecek. Biz de bu mitingin nabzını tutuyoruz. Çok değerli bir konuğum var, onu fazla bekletmek istemiyorum. MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem bizimle birlikte olacak. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Öncelikle bütün Bengitürk ailemize bu karda, kışta, soğukta burada oldukları için emeklerine teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Ekranları başında bizi izleyen aziz Türk milletimizi saygılarımla selamlıyorum. Çok teşekkürler. Şimdi burada büyük bir katılım yavaş yavaş gelmeye başladı. Nasıl mesajlar verecek MHP lideri Devlet Bahçeli ve nasıl bir miting, nasıl bir gün bizi bekliyor? Saygıdeğer Genel Başkanımızın her yapmış olduğu konuşma, her salı grubunda yapmış olduğu konuşma ve vermiş olduğu mesajlar, yine mitinglerde vermiş olduğu mesajlar, açık hava toplantılarımızda vermiş olduğu mesajlar hem ülke gündemini hem dünya gündemini derinden ilgilendiren ama bir taraftan da umut, birlik, beraberlik ve 2023 seçimlerine işaret eden çok önemli içeriğe sahip her zaman. Biz de merakla bekliyoruz bugün liderimiz nasıl mesajlar verecek ve çok heyecanlıyız. Büyük bir kalabalık var burada. Alanı da zaten görüyor buradan arkadaşlar. Yine gelenler çok fazla. Hava çok soğuk olmasına rağmen, ciddi bir rüzgar olmasına rağmen Tekirdağ'da şunu gördük. Devletiyle buluşmayı özlemiş Tekirdağ ve Devlet Bey burada. Allah'ın izniyle çok güzel bir miting geçireceğiz burada. Şimdi iki taraf görüyoruz. Bir tarafta Cumhur İttifakı, diğer tarafta yuvarlak masa. Biraz MHP liderinin verdiği siyasi mesajlar da öne çıkıyor mitinglerde. Kesin değinecektir yuvarlak masaya da. Hala aday belirlenmiş değil. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık hevesi gündemde. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Biraz da siyasi olarak. Genel Başkanımız bu hafta Salı günü grup toplantısında söyledi. Ya çubuk çekecekler dedi, kibrit çekecekler dedi. Ya da o piti piti sayacaklar dedi. Küçücük çocuklar yakalıyor beni, diyor ki masa o piti piti karamela sepeti diyecek diyor. Ve çok güzel tabii ki mesaj verilmiş oldu. Altılı masa sürekli toplandı. Her toplandığında bugün mesaj vereceğiz dedi. Seçim tarihini belirleyin, öyle belirleyelim dedi. Öncesinde de yine, ama maalesef aday ortaya çıkmadı. Çünkü her birinin aslında masanın altından bacakları mosmor, birbirlerine vura vura bir hal oldular. Bakalım bu masa nasıl devrilecek. Şimdi bir diğer konuda önemli bir gündem maddesi. MHP liderinin de bu konuda söyleyecekleri önemli. Hem Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırılar, ahlaksız saldırılar, hem de konsoloslukların kapatılması terör tehdidi bahanesiyle tırnak içinde. Bununla ilgili sizin görüşleriniz nelerdir? Türkiye üzerinde oynanan oyun için ne düşünüyorsunuz? Burada şunu görüyoruz ki Cumhur İttifakı'nı devirmeye çalışanlar, dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi'ni, Devlet Bahçeli Bey'e saldırı yapanlar, partimizi bugün bölmeye çalışanların tamamı aslında küresel çetelerle birlikte. Biz şunu tespit ediyoruz, diyoruz ki küresel çeteler ne yaparsa yapsın, içerideki düşmanlar ne yaparsa yapsın, Allah'ın izniyle Cumhur İttifakı kazanacak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey de ülkenin başında tekrar olacak. Ne yaparlarsa yapsınlar, dünya alem bir araya gelse, liderimizin dediği gibi alayı gelse hiç fark etmez. Evet, şimdi genelde mitinglerden önce anket konusuna da çok değinmek istiyorum ben. Anketlerde belli bir provokasyon söz konusuydu. Ancak bu sabah saat 10'dan beri ben buradayım ve hava gerçekten çok soğuktu. Ancak akın akın gelen vatandaşları gördüm. Aslında anket şirketlerine de bir yanıt veriliyor. Bu konudaki görüşünüzü de merak ediyorum. Biz onlara naylon anketçi diyoruz. Onlar %5 diyor, biz %15 alıyoruz. Onlar %3 diyor, biz %13 alıyoruz. Ne derlerse desinler. Milliyetçi Hareket Partisi Türk milletinin ta kendisi, Türk milletinin bağrı sinesi, kim ne derse desin. O sebeple biz anketlerle, bizim karşılığımız Milliyetçi Hareket Partisi'nin karşılığı, Türk gençliğinin, Türk milletinin karşılığı anketlerle ölçülemez. Oy oranıyla ölçülemez. Çünkü biz varsak vatanımız vardır. Biz varsak vatan bölünmez, bayrak inmez, ezan dinmez. Şimdi MHP lideri Devlet Bahçeli kararımız net mesajı da verecek. Bu noktada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimde adaylığı oldukça önemli, ancak şimdi EYT konusunda gördüğümüz gibi Milliyetçi Hareket Partisi'nin de meclisteki rolü de çok önemli. Bu noktada da daha güçlü bir meclis için daha güçlü, daha çok temsil edilen bir MHP önemli mi? Ne düşünüyorsunuz? Orada bizim mesajımız şu. Biz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'nin
ülkenin başında tekrar kalması, Cumhurbaşkanı olmasının ülkenin istikrarı, ekonomik kalkınma ve güçlü Türkiye hedefi için, yani Türk yüzyılı için büyük bir gereklilik olduğunu her yerde vurguluyoruz. Canlı araç şekilde de çalışıyoruz. Çalışırken şunu da söylüyoruz, diyoruz ki bizler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhur İttifakı olarak meclis çoğunluğunu alacağız. Alırken de Milliyetçi Hareket Partisi'nin 48 vekilinin en yüksek sayıya çıkarılması için bizler tüzel kimliğimizle Milliyetçi Hareket Partisi'nin birer şerefli milletvekili olarak çalışıyoruz. Gençler, herkes buna çalışıyor şu an. Allah'ın izniyle hem Cumhur İttifakı kazanacak, hem Cumhurbaşkanımız kazanacak, hem ama Milliyetçi Hareket Partisi çok yüksek bir sayıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak. Sizi de fazla tutmak istemiyorum. Son bir mesajınız var mı? Ben buradan herkesi selamlıyorum. Diyoruz ki adayımız belli, kararımız net. Cumhurbaşkanlığında çok rica ediyoruz. Oyumuz bizim namusumuz. Cumhurbaşkanımıza oylarınızı verin lütfen. Ama devamında da Milliyetçi Hareket Partisi'ne milletvekilliğinde oylarınızı bekliyoruz. Cumhur İttifakı kazansın diyoruz. Evet Cem Açıkgöz, buradaki havayı an be an aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Sözü tekrar hızlıca stüdyoya bırakalım.